Evet, burası Beam Isparta Kule. Bakın, tavuklar geliyor. Tezcan tavuklar. Bakın arabaya. Şurada da beyefendi var. Çekemiyor beni. Tahtakale herhalde. Şimdi adam arabasına yüklüyor. Bakın. Adım Niyaz Akçay. Yaklaşık 17 yıldır bu mesleği yapıyorum. Tabii ki sakıncası var çünkü bu et ürünleri Entekre'de soğuk hava altında, şartlar altında işlenip tekrar soğuk hava araçlarına itinayla yüklenir. Sıfırla artı 3 en fazla mesela. Ta ki nereye gidecek? Atıyorum ki Bolu'dan İstanbul'a soğuk hava araçlarda taşınır ve müşteri ulaşır. Kasaba indiği zaman da kasap direkt zaten sıcak havaya temas etmemesini sağlar ve dolabına atar. Dolaptan çalıştığı yerde de aynı şekilde belirli bir hava standardı altında parçalama yaparak müşteriye sunar. Onun haricinde tavuk özellikle çok tehlikeli bir üründür. Mesela sıcak havada temas edip tekrar dolaba atmanın da faydası olmaz. Bunlara dikkat edilmesi lazım. Yani müşteriler mesela kasaptan alışveriş yapar, at mesela başımıza da geliyor, arabasını atıyor, pikniğe gidiyor falan, bunlar da yanlış bir şey. Yani bu soğuk hava zincirinin kırılmamasına çok dikkat edilmesi lazım. Hem taşımada hem de dağıtımında. Yiyene kadar tabii ki mesela ürünü kasaptan alırsın, şoka atarsın, şoktan çıkarsın, çözdürürsün, tekrar şoka atarsın, onu bir daha yiyemesin, o zehirler, zehirler. Yani et de böyledir. Mesela belli bir sıcak havanın üzerine çıktığı zaman bakteri üretmeye başlar. Yani o yüzden soğuk hava zincirinin kırılmamasına dikkat etmek lazım. Sağlık Bakanlığı da zaten onaylamaz. Bunu, bu şekilde yasak olduğunu bütün herkes firmalarda biliyor. Yani bu işte mesela et kasabın işidir. Bisküvi bakkalın işidir. Yoğurt sütçünün işidir yani. Bu böyle örnek verebiliriz bunu. Yani benim işim et üzerine ise ben kırmızı et ve tavuk üzerine gereken neyse onu uygularım. Kasaplar daha tercih edilmesi gerekir yani. İsmim Sadrettin Gül.
Erzurum Horasanlıyım. Yaklaşık et sektöründe 22 yıldır bu sektördeyim, gıda sektöründeyim. Yani havaların sıcak olması çok önemli değil. Havaların soğuk olduğu zaman dahil buzhanede alınıp soğuk zinciri kırılmadan yerine teslim edilmesi gerektiğini. Çünkü soğuk zinciri özellikle tavuk ürünlerimiz soğuk zincirine dikkat edilmezse anında bakteri oluşturur ve insan sağlığına ciddi manada zarar verebilir. Yani bu konuda diyebileceğim yani alan kişi taşıyan kişinin vicdanına bırakıyorum. Şimdi daha çok güvenilir yerlerde, bilinen yerlerde alınmasını tavsiye ederim. Eğer araç arızası varsa mesela biz bir et ürünümüzü buradan kendi en yakın yerim, en uzak yerimiz 4 kilometre bizim tesislerimiz. Biz şuna dikkat ediyoruz. Etleri çıkarmadan önce frikolu aracımızı çalıştırıyoruz. Yarım saat önce içerisindeki soğukluğunu sağladıktan sonra onu da soyutlama yapıyoruz. Çünkü yani o aracın buradan oraya gidene kadar dahil içinde bir sıcaklık olmaması gerektiğini dikkat ediyoruz. Ya tavuk ürünleri zaten başı başına bir sıkıntı. Tavuk ürününü çok taze olması gerekiyor. Tavuk ürününün pişirirken özellikle bizi izleyen kardeşlerimize tavsiye ediyorum. Izgarada olsun, yemekte olsun özellikle çok iyi pişirmeleri gerektiğini, yani çiğlik bırakmamaları gerektiğini tavsiye ediyorum. Çünkü tavuğun bakteriye çok büyük hassastır. Yani en çok bakteri et ürünlerinde beyaz et ürünleri taşır. Yapma. Üzerindeki etiketine bakacak ve güvenilir yerlerden alacaklar, bildikleri yerlerden alacaklar. Tavuk çok çabuk kokar. Kesinlikle. Kesinlikle yenmemesi gerekiyor. Yani satan kişi de satmaması gerekiyor. Yenmesi yani müşterilerin de yememesi gerekiyor. Bizim sektörümüzde olan insanlarımızın özellikle bu ürünleri üreten, satan herkese vicdanlı hareket etmelerini tavsiye ediyorum. Çünkü ailemize, çocuğumuza yedirmediğimizi müşterimize kesinlikle yedirmememiz lazım.